hayatınızın kırılma anı neydi? Ayağımın kırılması diyebilirim. Neden adınız agresife çıktı hocam? Şu anda aynı şeyler olsa yine aynı tepkileri vereceğimi düşünüyorum. Çünkü %100 haklıydım hepsinde. Büyük bir tahammülsüzlük var gibi. Neden? Gitmiyorum dedim. Sadece gitmiyorum dedi. Başkana ben burada kalırsam sıkıntı yaparım dedim yani. Ben Trabzonspor'dan başka bir yere gitmem dedim. Neden şampiyon olamadı Trabzonspor sizin oynadığınız dönemde? Yani var olsaydı biz benim dönemimde en az 2 kere şampiyon olmuştuk. Saha içinde Gökdeniz'de en rahat neyi yapardınız? Mesela Gökdeniz'de dışarı bir çay içmişliğimiz yok. Ama maçta inanılmaz derecede o da beni çok iyi anlıyordu, ben de onu çok iyi anlıyordum. Fenerbahçe'de oynar mıydınız? Aslında bunu bir dönem Zenit'te mesela Fenerbahçe istediğinde evet demiştim. Bu olay yaşandı mı? Keşke yapsaydım. Kafa atsa. Keşke yapsaydım. Schuster'e yapsaydım evet. Güzel olurdu yani. Fatih 3. golü imza atıyor bu aynı zamanda. Milli takımın tarihindeki 500. golü ve 1 dakika sonrasında sahnede yine Fatih var. 4-0. Fatih son 2 dakikada 2 gol atıyor. Durum 4-0 oluyor. Merhaba, her maçta olduğu gibi hayatta da birçok kırılma anı var. Kırılma anının bu haftaki konuğu Trabzonspor'un ve milli takımın unutulmaz golcüsü teknik direktör Fatih Tekke ya da bilinen ismiyle Fatih Sultan Tekke. Fatih Tekke, kırılma anına hoş geldiniz. Hayatınızın kırılma anı neydi? Hoş bulduk. Hayatımın kırılma anı ayağımın kırılması diyebilirim. Evet, 6 ayda oynarken 97-98 sezonunda ayağınızın kırılması neleri değiştirdiğini biraz sonra konuşacağız. Biz biraz daha başa dönüyoruz 70'li yıllara. Bir fotoğrafımız var. Abiniz Salih, bir abiniz daha var. Ali Tekke, değil mi? 7 kardeşsiniz. Futbolla ilgili çocukluğunuza dair ilk anınız ne? Ya anım şöyle. Mesela bizim köy Çifteköprü köyü. Köprü başının Çifteköprü köyü. Orada düz alan çok fazla yoktu. Hatırladığım çocukluğumda yol da yapılmamıştı. Böyle düzlük bulduğumuzda top da bulursak futbolu sevdiğimizdi ama genelde bizim için o topu bulma meseleydi. Topu çok zor bulurduk. Yani o fotoğraftaki beyaz topu bulmak öyle kolay değildi. Şeyi anlar mıydınız? Topun yamukluğunu, düzlüğünü yani atarak. Onu anlardım. Genelde yamuk olurdu ya toplar. Orada da yamuk zaten. Yuvarlan bulmak kolay değildi. Peki Çifteköprü köyünün en çok neyini özlüyorsunuz? Ben her şeyini özlerim. Çünkü çocukluğumda oraya gidince böyle özellikle doğada gördüğüm her ağacın altında, yanında, etrafında bir anım var. Öyle hissederim. Ait olduğum yer. Yani her şeyim orada diyebilirim. Peki şimdi bir konuğumuz var programımızda. Ağabeylerinizden Salih Tekke'yi bir dinleyelim. Fatih Tekke'nin futbol hikayesi doğa şartlarının zor olduğu bir köyde bulabildiğimiz düzlük alanlarda top oynayarak başladı. Daha sonrasında babamızın memuriyet hayatından dolayı Trabzon merkeze taşındık. Merkezde oynadığı futbolla herkesin dikkatini çekmişti zaten Fatih Tekke. Trabzon amatör kulüp olan Petrespor'a transfer oldu. Petrespor'da bir sene oynadıktan sonra Trabzonspor'a transferiyle futbol hikayesi başlamış oldu. Salih Hoca çok güzel özetledi. Buraları sormayacağım ama şöyle ilginç bir durum var aslında. 7 kardeşsiniz, 7'si de eğitimli üniversite mezunu değil mi? Evet. Bu nasıl oldu? Yani ailede zannediyorum Tekke ailesinde eğitim öncelikli ama bir yandan da futbol hayatı başlamış. Zorlandınız mı? Ya babam makine mühendisi, annem ev hanımı. Hatta biz 8 kardeştik ama yani bir tanesi rahmetli olmuş küçükken. Yani fakir bir aile. Tutunacak bir şey yok. Eğitim burada tabii önemli. 4 erkek kardeş. 4'ü de aslında futbola yatkınlığı var, futbolculuğa yatkınlığı var. Diğerlerini de babam sağ olsun, annem, babam bu konuda çok istekliydiler. Fedakardı yani eskisi, şimdiki gibi değil ki. Yani yapacak bir şey yok. Biz de hemen hemen hepimiz okuduk. Hem de ben futbola devam ettim. Abilerim keza öyle. Bence başka bir seçenek olmadığından olabilir. Bir de zaten Köprübaşı'nın okumuşluk oranı fazladır. Yani Türkiye genelinde de öyledir. Zaten ortam okumaya itiyor. Ya büyük ihtimalle öyle. Yani coğrafi şartlardan olabilir.
Şimdi 4 Temmuz 2019'da bir röportaj Trabzonspor'a, PTT Spor'dan sonra Trabzonspor'a geçiyor. Trabzonspor'a geçiş nasıl oldu? Ya hatırladım. Ali Yıldız hocam vardı PTT Spor'da benim. Seni Trabzonspor'dan istiyorlar dedi. Mahalleye gelmişti. Çok heyecanlanmıştım. Tabii Trabzonspor'dan Trabzonspor'a transfer olmayı hayal bile edemiyorduk. Sene hatırlamıyorum. Yani 4-5 yıl oynamıştım PTT Spor'da. Sonrasında altyapısına Trabzonspor'un. O dönem şöyle bir şey de vardı yalnız. O dönem bizim o yaş grubu 76-77 yaş grubundaki iyi oyuncuları Trabzon'un genelinde o iyi oyuncuları bir araya getirip oradan bir şeyler çıkartmak diye bir plan vardı Trabzonspor'da. Dolayısıyla biz de o grubun içerisindeydik. O grubun içerisinde ama gerçekten çok çok kaliteli oyuncular vardı. 1994-97 yıllarında A takımda ısınma süreçleri, gitgeller, duygusal çöküşler, psikolojik olarak inanılmaz gerginliklerin yaşandığı dönemlerdi. O süreç çok gözyaşının olduğu bir süreçti. O süreç benim için üzüntülü bir süreçti. A takımda o dönemde sıkıntılar çektik. O dönemdeki abilerimizin bazıları bize iyi davranmıyordu ve o yaş grubundan 4-5 kişiydik biz. Bizi istediğimiz gibi rahat hareket ettirmiyorlardı. Bize de bu konuda kimse yardımcı olmuyordu açıkçası. Pas atarken bile argo ifadeler kullanıyorlardı bize karşı. Hocaların bile bizim varlığımızdan, yokluğumuzdan haberleri yoktu. Yani o kadroyu hatırlıyorum. Yani içinde işte kaptanı Kemal Serdar oldu kadro. O gün Abdullah Hami Hoca, Soner Boz, Orhan Çıkrıkçı ki şu anki yardımcılarınızdan biri. Şimdi hepsi birbirinden değerli, çok önemli futbolcular. O kadroda gençlere böyle mutsuz hissettirilmesinin nedeni ne olabilir? Şimdi programdan önce söyledim ya, hafızamda biraz çok netlik yok ama geçmişte kalmış tabii. Yani onlar da belki bugün o yaptıkları hataları, bize karşı tutumlarını bugün sorsanız belki onlar da bunlardan hoşnut olmazlar, kabul etmezlerdi ama yaşanmışlar var, yaşanmışlıklar var. Üzücü. Ben burada tabii en azından kariyeri olan bir konumdayım ve şu an karşınızda duruyorum. Teveccühlerinizle beraber ama benim gibi çok yetenekli oyuncular da vardı. O kaybolanların yani... Burun sürtmek istiyor olabilirler mi hocam? Nasıl? Burun sürtmek. Yani genç gelmiş, fazla havalanmasın amiyane tabiriyle. Biz de A takımın koşullarını yok, ona bir gösterelim. Ben bunu kabul etmem. Ben böyle bir şey kabul etmem. Burada teknik adamı da, oyuncusu da neticesinde biz insanız. Yok sahada farklıymış da, dışarıda farklıymış da falan, ben böyle şeyleri de kabul etmem. İnsan neyse odur. Dolayısıyla küçüğüne nasıl davranması gerekiyor, büyüğüne nasıl davranması gerekiyor ki o topraklarda yaşıyorsan, o kültürde yaşamışsan, bu ülkede yaşıyorsan bunun bir karşılığı olmak zorunda. Yani biz hatayı tolere etmeye gerek yok. Eksik yapılmıştır. Bu üzüntüler yaşanmıştır, bitmiştir. Burada şimdi ajitasyon yapacak durumda değilim ama 45 yaşında oldu, 44 yaşında. Yani benim 2,5 yıl boyunca ağladığım gözyaşlarının karşılığını bana kim verecek? Bir daha buraya mı dönmem gerekiyor? Veya böyle birçok oyuncu var. Ne zaman ağladınız hocam? Ya o yıllar işte yani. Sabahlara kadar ağlıyordum. Hiç kaptanla konuşmadınız mı? Kaptan Kemal'le ya yani. Biz de bize biri merhaba dese bir şey de konuşacaktık da. Yani öyle anlatıldığı gibi. Sonrasında hiç anlamlandırabildiniz mi bu? Neden bize bunu yaptılar diye? Şimdi, çok ilginç bir konu çünkü bu. Hem benim üzüldüğüm, kızdığım da bir şey. Çünkü ya düşünsenize bir oyun içerisinde ve küçüklüğünüzden bu yana önemli bir oyuncusunuz, yetenekli bir oyuncu olarak addediliyorsunuz. Ama bir türlü o sahneye çıkma şansı, güveni oluşmuyor sizde ki. Hep kendi kabuğunuza. Oradan sonra tabii başka yerlerden onun acısını çıkart, hatalar yap falan. Bu benim için, evet ben de yaptım bunu, ben de yaşadım, çok yaşadım. En fazla belki ben yaşadım ama ben buradan kurtulabildim. Yani şöyle kurtulabildim. Şu an karşınızdayım. Bir kariyer inşa ettim. Çok şükür. Ama o kariyeri inşa edemeyen arkadaşlarımız oldu. Çok oldu hem de. Yani çünkü gerçekten iyi oyunculardı. Şimdiki Trabzonspor kültürü içerisinde hala böyle mi sizce? Şu an öyle değil. Ya bu bilişim çağı, telefonların, işte Instagram'ın, sosyal medyanın hayatın çok içerisine girmesi. Şartlar zamana göre farklılaşıyor tabii. Yani şimdi bunu
ne kulüpte biri yapsa yönetici müsaadedir, hoca müsaadedir. Dolayısıyla artık o tip şeylerin kalmadığını düşünüyorum. Dönemseldi yani. Dönemsel. Şimdi ilginç bir bilgi. Wikipedia bir ansiklopedi, yarı profesyonel. Yazarları, editörleri de resmi değil aslında ama sizinle ilgili şöyle bir ibare var orada. 16 yaşında Trabzonspor A takımına yükselen Hami Mandıralı, Ünal Karaman, Tolunay Kafkas, Abdullah Ercan, Ogün Temizkanoğlu, Orhan Kaynaklı kadroda yer alan Fatih Tekke, tecrübesizliği ve agresifliği yüzünden Altay Spor Kulübü'ne kiralandı. Şimdi biraz önce dedim ya, Wikipedia aslında yarı resmi bir bilgi bankası ve orada şu bilgiyi paylaşmaktan, böyle bir iddiada bulunmaktan çekinmemişler. Agresifliği. Güzel. Neden adınız agresife çıktı hocam? Ben ne bilmiyorum. Wikipedia'ya sorsak onu. Neden çıktı? Yaşadığınız bir olay var mı? Hatırlıyor musunuz? Var tabii, çok var. Ya şehrin içerisinde var, takımın içerisinde var. Basınla var, var var, çok var. Çok var. Bunu değiştirmek istemediniz ya mi? Bu, yoksa nasıl anlamlandırdınız? Şöyle. Şu anda aynı şeyler olsa yine aynı tepkileri vereceğimi düşünüyorum. Çünkü %100 haklıydım hepsinde. Hepsinde? Evet. Bir örnek ilk gelmiştir kesin aklınıza. Vallahi çok olduğu için aklıma da çok gelmiyor ama yani. Bir kez daha o zaman bir büyüye başvuralım. Salih Tekke'ye bakalım o bu konuyu nasıl değerlendiriyor. Çok hırslı bir karaktere sahip olduğu için işine de bunu yansıttığından dolayı insanlar tarafından agresif yaftası yapıştırıldı. Uzaktan zor bir karakter olarak görünse de yakınla kurduğunuzda çok farklı bir Fatih Tekke'yi görürsünüz diye düşünüyorum. Net sorayım o zaman. Sizce siz agresif misiniz? Şimdi agresiflik derken ne kastettiğinizi biliyorum ama ben az önce bence bu sorunun bana sorulmasını hak etmiyorum da diyebilirim. Çünkü az önce bir yanlış örnekler verdik. Ben kabul etmediğim örnekler verdik insani tutum olarak. Benim bu ülkede Allah da bunu bana nasip etmesin. Değil insanın, hayvanının, taşının bile benden memnun olmasını isterim. Dolayısıyla bu ilişkilerdeki hassasiyet benim yaşamama anlam verdiğim şey. Dolayısıyla o yüzden yani ukala gibi değerlendirmeyin. O yüzden hepsinde haklıyımdır diye söylüyorum. Aynı tepkiyi veririm diye söylüyorum ama tabii belki bu biraz ironi olabilir. Tabii büyüdük, biraz daha yaşımız ilerledi. Ama aslında söylemek istediğim özetle çok ciddi bu yani. Haksızlığa uğratıldığımız bu yani. Zarar verdim peki bu yönünüzü? Tabii tabii tabii. Ne değiştirdi? Değiştirdi diyemem, şöyle çok daha farklı bir kariyer olabilirdi. Çünkü yeteneğimizin farkındaydım. Peki Altay'a gidişi, Altay'a isteyerek mi gittiniz? Hayır. Nasıl oldu? İşte o kavgalardan bir tanesi, bir hocamızla kavga ettik sahne içerisinde. Bir arkadaşıma sahne içerisinde bir abimiz çok garip küfürler etti, ben de müdahil oldum mecbur. Öyle hatırlıyorum. Kavga, gürültü. Sonrasında bizi gönderdiler. Şimdi bir videomuz var. 16 Kasım 1997 deyince herhalde hatırlarsınız hangi gün oldu. Türkiye'nin Fatih Tekke ile tanıştığı maç. Ceza sahasına. Atak sürüyor. Bir orta daha. Kafa ve gol. Ve gol ve gol. Fatih attı. 4-2 oluyor durum. Altay durumu 4-2'ye getiriyor. Topu alana gönderen Fatih. Adnan kaydı. Fatih'e doğru. Fatih topu açtı. Şimdi vurdu ve gol. Ve gol ve gol. Çok klas bir gol. Fatih attı, 4-3 oldu. Altay ikinci yarıda açılıyor. İşte Fatih. O da gecenin yıldızlarından değerli seyirciler. Gol Fatih ile geliyor. Çok ilginç bir mücadele. Sezonun en ilginç maçlarından birini yaşıyoruz. İzmir Atatürk Stadında. Şimdi Fatih gidiyor. Açıdan ceza sahası içinde. Fatih rakibinden sıyrıldı. Fatih vurdu ve topa alanı gol. Gol, gol, gol. Durum 5-4 oluyor. İzmir, İzmir olalı herhalde böyle bir maça çok az tanık oldu.
Bu maçı kaybediyor Altay ama biraz önce Trabzonspor'da da goller atmışsınız vardı. 94-97 arasında 45 maç 8 gol. Burada tam anlamıyla işte 97 ben de 20 yaşındayım ya Fatih Tekke diye bir golcü geliyor deniyor. Bu gol hayatınızda bu goller attıktan sonra hani ana motivasyonunuz Altay'da neydi? Hep hissettiğim şey sanki Trabzon'a geri dönmek değil mi motivasyon Altay'dan? Hat-trick yaptıktan sonra ne düşündünüz? Hatırladığım aslında şöyle, futbola geri dönmekti bir nebze. Az önce bahsettiğiniz süreç çok istediğim gibi geçmemişti. A takıma çıkış süreci. Sonrasında Allah rahmet eylesin, buradan da onu anmam lazım. Milli takım hocamız çok değerli bir insandı. Onunla çok şeyler paylaşırdık. Onunla da çok ağlaşırdık. Bora Hoca, Bora Öztürk. Aslında bir nebze futbola geri dönüştü. Belki bunu bilmeyebilirsiniz. Normalde ben santrafor değilim yani. Normalde 10 numara pozisyonda oynayan bir oyuncuydum. Ve topla ilişkileri iyi bir olan bir oyuncuydum. Sonrasında az önceki yaşadığım o süreci yaşayınca tabii birçok şeyi birçok şeyden geri kaldık. Altay benim için nefes alacak bir yer oldu yani. Bir liman oldu. Orada da gayet iyi geçti ta ki. Evet ta ki. Ta ki evet. Evet fotoğraflarımız var. Bu gazete Gazete EG fotoğraf Erkut Şahin'e ait. 6 Nisan 1998 tarihli bir gazete. 5 Nisan 98'de Fatih Tekke'nin bir Dardanelspor maçında kariyeri değişiyor. Hayatın kırılma anı olarak da o günü işaret etmişti. Çanakkale Dardanelspor maçının ikinci yarısında Tolga'nın darbesiyle sağ ayak kaval kemiği kırılan Altay'ın yıldız futbolcusu Fatih bugün ameliyat olacak. Kulüp doktoru Levent Köstem genç futbolcunun yaklaşık bir yıl sahalardan uzak kalacağını söylüyor. Şimdi çok etkilediğini söylediniz. Ne kadar etkiledi? Somut olarak bir örnek verebilir misiniz bana? Ya bir kere fiziksel olarak yani hala ayağımda uyuşma var. Hissiyat kaybı var sağ ayağımda. Ayak içimi normalde fena kullanmazdım o yaşlarda. Kırıldıktan sonra ayak içim biraz yukarı doğru mecbur kıvrıldı. Ayak içimin o netliği kayboldu. Sertliği de kayboldu. Ya fiziki olarak çok ciddi tabii bir farklılık oluştu ama psikolojik olarak aslında tabii yani en çok sevdiğim şeyi yapamama gibi bir kaygı da oluştu bende. Bitti kaygısı, futbol evet. Hayatın bitti kaygısı yaşadınız. Evet yaşadım. Ama bir sene evet hemen hemen bir sene sürdü. Orada da Nafız Başkan'ı hatırlamak lazım. Nafız Başkan eşi Sevda abla olması lazım. Çok çok ilgilendiler bizde. Çok. Onlara da buradan tekrar teşekkürlerimi ileteyim. Şimdi bu sakatlık olmasa Bayern Münih'e transferiniz söz konusu herhalde evet. Değil mi? Gerçekten de gider miydiniz Bayern Münih'e? O yaşta. Trabzon'da ya kendinizi ispatlamak. Onun öncesinde de var. Milli takımlarda da böyle birebir konuştuğum çok dünyanın o dönemki en büyük devleri de birebir konuştuğum transfer teklifi yaptıkları da var. Ama işte o Trabzonspor'a çıkış sürecinde benim bir futboldan uzak durma. Çünkü Avrupa Şampiyonası, Balkan Şampiyonası olmuş milli takımın oyuncusuyum ve orada çok ciddi bir beklenti var. Ülkede bizi bilenler adına. Ama Trabzonspor süreci ve sonrası Altay nefes alma. Orada çok ciddi bir performans. Bayern Münih büyük ihtimalle giderdim. Giderdiniz. Şey gibi oldu bu. Fena bir takım diye gitmen lazım. Yani Bayern Münih'e de gidilirdi. Bilmiyorum bu tercih etmeyenler de belki çekinme, belki korkma, yurt dışına açılma konusunda sonra kariyerde var ama henüz 20-21 yaşında. Ya o, belki bir sebep o da şu. Eşimden dolayı o zaman işte flört zamanlarım. Eşimden dolayı işte belki ondan dolayı gitmeyebilirdim. Onun haricinde giderdim. 6 aydan sonra Trabzonspor'a bir dönüş ama yine beklentiler
Trabzonspor'da kalmaktan yana zannediyorum. Ama bir bakıyorsunuz ki Gaziantep'tesiniz. O süreçte nasıl karar verdiniz Gaziantep'e gitmeye? Oraya da ben karar vermedim. O süreçte yalnız hatırladığım bir şey var. Orada Gordon Mill, onu da analım. O da bana destek oldu. Bir yıl sonra futbola tekrar yeniden döndüm. Ama ayağım koştuktan sonra, antrenmanlardan sonra gayri ihtiyar o sinir şeylerden titriyordu. Öyle benim için hatta hazırlık maçı aldı. Orada da maalesef yani üzüntülü bir süreç, bir an yaşadım. Orada da yuhlandım mesela. Yuhlandı. Evet. Hatırlıyorum onu yani. O da beni üzmüştü. Sonrasında düğün, 99 olması lazım. İşte aslında o sezon fena bir sezon geçirmemiştim. Evleneceğim, düğünden birkaç gün önce seni biz Antep'e verdik dediler. Hiç sormadan. Öyle gittik. Peki bu Trabzonspor taraftarı konusuna gelecek olursak, daha çok yakın geçmişte Abdülkadir Ömür de yaşadı. Kendi futbolcusuna karşı daha mı acımasız? Neden bu kadar hırçın sizce? Yani siz parıl parıl parlayan çok büyük bir yeteneksiniz. Buna karşın ayağınız kırılmış dönmüşsünüz. Büyük bir tahammülsüzlük var gibi. Neden? Ya bu sadece Trabzon'a has bir şey değil. Trabzon'da biraz daha fazla olabilir. Çünkü küçük şehirde yaşıyorsunuz. O şehirdeki, o türbündeki çoğu sizin arkadaşınız. Yolunuz bir yerlerde kesişiyor. Oradaki o tepkilerin biraz daha şiddetinin fazla olması küçük şehir oluşundan söylenebilir. Bu her takımda, her oyuncunun başına gelmiş şeyler. Ama şey var, bunu söylemek lazım. O şehrin çocuklarına bir hazımsızlık var. İçeride bir hazımsızlık var. Mesela dışarıdan gelen ve yani yabancı diye nitelendirdiğimiz oyuncularda bu asla olmuyor. Onlar hak ediyormuş gibi, ama oradaki çocuklar, oranın çocuğu bunu hak etmiyor. Tabii onun da aslında birilerinin araştırması lazım bence de. Yani bunun sosyolojik bir şeyde muhakkak faktörü vardır. Ama benim yorumum biraz hazımsızlık diyebilirim yani. Şimdi Gaziantep Spor'dasınız. Belki bir tesadüf olmasına imkan yok. Altay'da nefes aldım demiştiniz. Aynı teknik direktör. Sakıp Hoca'yı da zannediyorum buradan anmadan geçmeyelim. Evet. Sevgilerimizi, saygılarımızı iletelim. Geçmiş programlarda programımıza destek de verdi. Sakıp Hoca sağ olsun. Trabzonspor'dan hani belki Gaziantep'e geçiş, ya ben şampiyonluğa oynamayacak bir takıma gidiyorum diye düşünmüşsünüzdür, ama belki de kariyerinizde şampiyonluğa en çok yaklaştığınız sene olabilir Gaziantep Spor senesi, değil mi? Vallahi dedim, hatırladım. Belki yanlış telaffuz edebilirim. Çünkü söyledim size hafızayla ilgili. Ben Antep Spor'a gitmek istiyorum da bir şey hatırlamıyorum. Antep Spor'a gönderildim ben. Ve orada da tabii her şeyde bir nasip olacak. Çok iyi bir arkadaşlık grubu, iyi bir takım. Ve söylediğiniz gibi şampiyonluğa oynayan bir takım oluştu. Benim de performansım, katkım oldu o takıma. Güzel günlerim oldu ama Antep'te yani. En güzel gün hangisiydi Antep'teki? Vallahi şöyle, Antep'te kızım Antepli, Antep doğumlu, kızımın doğumu. Çok iyi maçlar çıkardım orada. Yani mesela bana deseniz ki birkaç maç bana söyle. Yani o birkaç maçın içerisinde Antep daha fazla olur. Antep Spor formasıyla çok ciddi, tam istediğim gibi. Yani bugün evet Fatih Tekke gibi oynadım diyebileceğim çok maç oynadım. Tabi oradaki arkadaşlarımın yardımıyla. İyi bir kadroydu. Hasan Özer, Hakan Bayraktar, Ramazan Tunç, Mehmet Polat, Volkan Bekiroğlu, Mert Korkmaz, Mustafa Şahin Türk. Çok iyi kadroydu. Maxim Romaşenko da vardı herhalde. O sonra geldi. Sonra geldi. Gaziantep'te bu performanstan sonra ben sürekli sizi Trabzon'a geri getirmeye çalışıyorum ama diyorlar ki farklı planlar var sizinle alakalı. Kocaelispor'a vermek istiyorlar, değil mi? Benim futbol hayatımda tabii yine zamansal bir şey bu da. Normal bir şey hiç olmadı ki. Yine hatırladığım diyeyim. Başkanımız, ben seni Kocaelispor'a vereceğim. Dedim ben gitmeyeceğim. Sonra Allah rahmet eylesin,
Özkan Sümer herhalde demiş. Samet Hoca. Ay baba. Buradan ona da sevgilerimi, saygılarımı göndereyim. Trabzonspor'daydı. Antep'te beraber çalışmıştık zaten. Onunla da iyi bir dönem geçirmiştik. O beni istedi diyebiliyorum. Okey vermiş diyebiliyorum. Önce Özkan Hoca. Ben de Kocaeli Spor'a falan gitmiyorum dedim şeye. Sadece gitmiyorum dedin. Evet. Sadece gitmiyorum dedim diyelim. Başka bir şey yapmadınız mı hocam? Ya şöyle, ya hikaye biraz böyle biraz şey. Biraz fevrilik var herhalde değil mi hocam şöyle, sizde? Başkana ben burada kalırsam sıkıntı yaparım dedim yani. Ben Trabzonspor'dan başka bir yere gitmem dedim. Yoksa burada sıkıntı yaparım dedim. Ya fevrilik diyorsam bu yani. Peki. Şimdi güzel bir ana döneceğiz. 23 Nisan 2003. Antalya'daki kupa finali Gençler Birliği'ni mağlup ediyor. İki Türkiye Kupası var Fatih Tekin. İkisi de Gençler Birliği'ni mağlup ederek. Ve sonunda Trabzonspor formasıyla elinizde bir kupa yükseliyor. Ne hissediyordunuz? O maçta da çok kötü oynamıştım. Onu hatırlıyorum. az önce de söyledim. İyi oyuncularımız vardı. Yani Gökdeniz, Aurelio... Çok iyi oyuncularımız vardı. Trabzonspor'da kupa kaldırmak özellikle benim için geçmişte yaşadıklarının totalini koyup içerisinde kaldırdığında o duyguları çok daha anlam kazanıyor tabii. Tabii gönlüm isterdi ki bu hepsini toplayıp şampiyonluk kupası olsun ama nasip olmadı diyelim. Onu çok arzu ediyordum. O nasip olmadı ama Trabzonspor'da kupa kaldırmak bir anlamda bütün duygularımla kendi anlamımı kaldırıyormuşum gibi geliyordu bana. Bu soruyu sonra soracaktım ama şimdi denk geldi. Çünkü zaman akışında, akışta kronolojik olarak sonra Zenit'te kaldırdığınız bir UEFA kupası var. Asimetrik de bir soru olacak bu. O UEFA kupası mı daha değerli, bu Türkiye kupası mı sizin için? Ya şöyle kariyer olarak tabii ki yani... Görüntüde zahiren UEFA Kupası, Süper Kupa kaldırıyorsun yani. Ama Trabzonspor kaptanlığıyla beraber kupa kaldırmanın anlamını anlatmak istiyorum. Çünkü hem ailem, çevrem, arkadaşlarım, şehrim, Türkiye'deki Trabzonspor'un durumu, tutumu, bakış açısı, düşünce şekli, bütün hepsini totalde topladığında yapılan haksızlıklar, adaletsizlikler, kendi iç dünyamda, kendi bireysel, takımsal sistem, ülke dediğinde onların tümünü toplayıp kaldırmak Trabzonspor'da kupa kaldırmanın manasıyla UEFA kupası kaldırmışsın veya işte süper kupa kaldırmışsın. Yani bir metal kaldırmışsın gibi ama kariyer olarak baktığında onlar konuştu, öbürler konuşmuyor. Çok fazla UEFA kupası olmadığı için Türkiye'de zannediyorum. 2004-2005'te Süper Lig gol kralı Fatih Tekke. O da iyi bir kadro. Şampiyonluk yarışı da veriyor. Teknik direktör Ziya Doğan, Gökdeniz'in Simkovyan olduğu kadro. Kadıköy'de attığınız belki de kariyerinizin en güzel golü var. Ancak puan getirmiyor. Neden şampiyon olamadı Trabzonspor sizin oynadığınız dönemde? Ya şimdi tekrar tartışma gündemi oluşturmak istemem ama yani var olsaydı biz benim dönemimde en az iki kere şampiyon olmuştuk. Net söyleyebilirim. Engellendi mi Trabzonspor? Kesinlikle. Ya var olsaydı, var sistemi olsaydı ve doğru, adil şekilde, eşit şekilde kullanılmış olsaydı hakkaniyetle benim Trabzonspor'da kesinlikle bir şampiyonluğum, hatta 95-96 yani aslında biz ona 90-95 diyoruz ama yani kesinlikle benim iki şampiyonluğum vardı. En çok ne zaman hissettiniz Trabzonspor'un engellendiğini ya da Fatih Tekke'nin engellendiğini?
Ya kendim şahsım sahanın içerisinde engelleme. Zaten rakip sizi, rakibinizle oynuyorsunuz ama Trabzon'un dışına gittiğinizde milli takımda mesela bunu çok rahatlıkla hissedebilirsiniz. Çok rahatlıkla. Trabzonspor özelinde yani bir maç olur, bir medya yayını olur yani sizin aleyhinizde de algı oluşturulan. Ya bu şu anın da gerçeği bu ki. Yani insanlar kendilerini artık belki telefonlarından, Instagram'dan kendi kendini pazarlama şansı elde ettiler. Bu oyuncular için çok ciddi bir avantaj. Yani bir kalibredeki oyuncu kendini 10 kalibrede gösterebiliyor. Ama geçmişte 10 kalibrelik oyuncu Trabzonspor'da mesela işte Hami abi büyük oyuncu. Çok. Efendime söyleyeyim. O grubun birçoğu çok büyük oyuncu. Bizim grupta da var çok büyük oyuncular. Ama nedense isim vermeyeceğim. Nedense İstanbul'daki bazı çok kalibresi sizden düşük olan oyuncular hiç geçemedik. Hiç geçirilmedik. Nedense. Hiç olmadı bu yani. Buna hiç müsaade edilmedi. Ne basında yer verilmesiyle veya gerçeğin insanlara sunulmasıyla. Ya bence, bu da bir yandan avantaj değil mi? Ekstra motivasyon yaratması açısından. Ya şöyle fark etmiyor ki. Yani yine kendimden hatırladığım bir şey. Bir ara arka arkaya hat-trick yapıyorum falan. Gol kralı oldum. Kimse benden bahsettiği yok. Bir ara TRT falan bahsetti. Ama bir bakıyorsunuz söz gelimi gene isim veririm. Fenerbahçe'deki bir oyuncu o her hafta en az yarım saat o oyuncunun özelinde bir konu veya görüntü üzerinden yorumlar oluyor. Dolayısıyla yani toplumun veya kamuoyunun gözüne soka soka bir şeyleri olduğunun biraz daha üzerinde gösteriyorsun. Ki orada da iyi oyuncular vardı. Apayrı bir şey de. Ama olduğundan daha iyisini gösterme. Şu anda da o yapılıyor sosyal medyada. Ama Trabzonlu ve Trabzonspor'da iseniz, özellikle oranın çocuğuysanız, ya bu Trabzonlu zaten. Ya. Ama çok iyi çocuk, çok iyi oyuncu. Ya çok önemli değil. Ya bizimki daha iyidir ondan. Siz özel nedenini bilmiyorum. Yani. Özel eleştiri yapıyor musunuz? Biraz çünkü medya ilişkileriniz daha mesafeli, daha şöyle şimdi mesela kapalı gibiydim. Benimle ilgili de bu yorum yapılabilir. Bilmiyorum. Siz beni bir senede ikna ettiniz. Hani televizyonları böyle benim ifademle böyle pazarda gezmeyi sevmiyorum. Ama Trabzonspor'da veya kariyerimde iki kişi var. İsimlerini bir tanesini hatırlıyorum söylemeyeceğim. Basın mensubu abilerimiz. Problem yaşadım. Onun haricinde yerelde özellikle kimseyi geri çevirdiğimizi hatırlamıyorum. Veya onlara karşı bir bilmiyorum onlara üzücü bir şey yaptığımızı hatırlamıyorum. Yok yani. Yani bunun oyuncuda aranması gereken tarafı yok yani. Bu sorunun bence. Medyanın İstanbul adaletsizliği mi diyelim bunu o zaman? Ya şöyle ya bizim tabirle şöyledir. Absürt kaçmasın ama aslansanız çakala bordutturuyorlar sizi yani. Bu kadar basit. Bu kadar basit. 2004-2005 kadrosundan ve kariyerinizin bir bölümünde size sağ içinde büyük destek olan bir konuğumuz var. Gökdeniz Karadeniz. Herkese merhaba. Fatih benim oynadığım en iyi santraforların başında geliyordu. Hatta en iyisi diyebilirim. Aslına bakarsanız Fatih'le böyle sağ dışında çok fazla zaman geçirmezdik. Ama sağ içindeki uyumumuz bana göre çok iyiydi. Onunla oynamak bana çok keyif veriyordu. Şimdi kendisi teknik direktör. Teknik direktörlük hayatına çok başarılar dilerim. Sağ içinde Gökdeniz'le en rahat neyi yapardınız? Ha, Gökdeniz de büyük oyuncuydu. Büyük. O da belli bir süreçten sonra benim yaşadığım sıkıntıları yaşayan bir arkadaşımız. Gökdeniz'le aslında hep bu soruyu bana sordular. Mesela Gökdeniz'le dışarı bir çay içmişliğimiz yok. Biraz farklı dünyaların insanıymışız gibi. Zaten benden küçüktür Gökdeniz bir 3 yaş. Ama sahanın içerisinde ben Gökdeniz'in ne yapacağını, topu alınca ne yapacağını, nereye bakacağını, o benim nereye gideceğimi hepsini ve bunu şunu söyleyeyim. Birkaç çay içseydiniz daha iyi olmaz mıydı? Olabilir. Olabilir.
Şimdi ben biraz büyüğüm, biraz hata bendedir. Hata hep büyüklerdedir. Ve bir şey söyleyeyim. Antrenmanda da bunu mesela antre etmezdik. Yani bunu tekrar etmezdik. Öyle bir şey yok yani. Diyelim maç yapacağız antrenmanda. Karşı takımda yok deriz. Bir tarafta ben oluyordum. Özellikle Samet Hoca zamanı. Ama maçta inanılmaz derecede o da beni çok iyi anlıyordu. Ben de onu çok iyi anlıyordum. Yetenekli zaten. Büyük oyuncu. Onun da bize çok katkısı oldu. Bizim de ona katkımız olmuştur. Muhtemelen. 7,5 milyon euroluk bir bonservis bedeliyle Zenit'e gidiyorsunuz. Neden? Trabzonspor'un çok mu para ihtiyacı vardı? Bu kadar büyük bir golcüyü. Ya onun öncesinde o rakamlardan daha büyük rakamlar da var. Ama Trabzonspor'dan aman bir yere gideyim de bir endişem hiç olmadı benim de. Şehrim ve camiam nedenini biliyor. Yaşamak istemediğimiz talihsiz bir olay hatırlarsınız. Kamuoyunu meşgul eden. Ondan sonra Trabzon'dan biraz gitmem gerektiğine karar verdik ailece. Özellikle İngiltere fırsatı vardı. Olmadı. Müsaade istedim bir 6 ay en azından kafamı toparlayayım geleyim diye. Ona müsaade etmediler. Sonrasında Zenit oldu. Ben Zenit takımının varlığından bile o dönem haberim yoktu yani. O kadar. Nasıl yani. Oldu peki bu? Hı? Neden peki Zenit tercihi? Dedim ya o çok kaçış. Konuşmak istediğim, evet biraz şehirden kaçıp hem ailemi rahatlatmak hem de benim kafam biraz daha rahat olsun diye. Ekonomik şartları da diğer tekliflerden daha iyi olduğundan kulübü ikna etmeleri. O dönemin çok ciddi parası yani. Tabii bu bahsettiğiniz olayla ilgili 30 Ocak 2006 Hürriyet Gazetesi sizin eşinizin ve Gökdeniz Karadeniz'in eşini araçları kurşunlanıyor. Bu konuyla ilgili çok fazla konuşmak istemediğiniz için hemen orayı geçiyorum. Ve bir videomuz var, biraz daha neşeli bir konu. Çok büyük bir başarı, bir de Süper Kupa var. Karşılaşmaya damga vuran isimlerden birisi, ikinci golün asisti. UEFA Kupası sahibi çok fazla futbolcu yok ülkemizde. Galatasaray'ın 2000 yılındaki şampiyonluğu ve yurt dışında kazanan Fatih Tekke. Rusya'ya uyum sağlamak zor olmuştur diye düşünüyorum. Sizin çok gibi zor. Toprağına, kültürüne bağlı birisi ve Rusya çok farklı bir medeniyet bize göre. Çok zordu. En çok yani, ne zaman zorlandınız? Yani böyle bir an var mı? Ya ilk gittiğim dönemler çok zordu. İlk birkaç ay abim benimle kaldı. Dil yok. İngilizce yok, Rusça yok. Hiçbir şey yok. Kültür çok farklı. Yer çok güzel bir yer. Şehir, St. Petersburg çok klas bir yer. Ama her şey farklıydı. Çok zorlandım, çok. Ciddi zorlandım. Yemeği, zaten benim yemek sıkıntım var yemeklerde ve kokuda. Ben koku ve yemekte böyle herhangi bir şeyi çok araştıramıyorum. Yemek mi seçiyorsunuz hocam? Çok seçerim. En çok yani, ne yemeği seviyorsunuz? En çok hangi yemeği özlediniz Rusya'da? Şimdi şöyle söyleyeyim. Et yemezdi mesela. Yeme şansım yok. Nerede olursa olsun mümkün değil. Balığı çok fazla sevmem. İşte makarna, orada makarna, parmesan peyniri üzerine biraz ketçap. Ekmek bulursam ekmek. Bazen bir ekmek parçasıyla böyle maça çıktığım oluyordu. Tabii tabii. O kadar. Tabii tabii. Benim meşhur bir iki tane orada bisküvim vardı. Bisküviyle beraber besleniyordum. Millet de gülecek, biz o kadar para aldın orada bisküviyle mi besleniyordun diye. yani takım olarak ama olağanüstü başarı. Zenit'in ismini bilmiyordunuz ama şu anda Zenit'in ismini bilmeyen futbol dünyasında insan yok. Ama onlar da vefasız çıktı biliyor musunuz? Bence. Aslında şu takımın her bir oyuncusuna birçok değeri verdiler. Şu andaki o kadronun birçoğu, belki yarısında çok kulübün bünyesinde. Yani çalışıyorlar. Değerli de buluyorlar onları ki şampiyonlukta bu süreçte bizim katkımız çok oldu gerçekten. Yani çok problemli dönemler yaşadım oradaki. Mesela son maç aslında ben oynamayacaktım. Bir santrafor son dakika saniyede sarı kart yedi. Cezalı duruma düştü de beni mecbur oynadı. Ben çünkü 3 ay, evet, Pogremniak. Ben 3 ay çünkü yatıyordum. O Türkiye'ye dönecek dönmeyecek mevzularından hocayla kavgalıydık. Dik avukat. Avukatla. Dolayısıyla o nasip oldu. O maçta da iyi bir performans sergiledik.
Advokatla ne problem yaşadınız? Çünkü buraya geldiğinde alınan hep geri bildirimler advokatla alakalı. Çok babacan olduğu. Evet evet. Kompleksiz olduğu hatta çok, birebir. Çok kompleksiz. Ama bu mesela orada Fatih Tekke oynaması lazım. Ya şu kadar söyleyeyim size. 3 gol 3 asist yaptığım maçtan sonra oynatmadılar beni. Neden oynadı? Orada da Türk olmak mı engel oldu? Yani 7,5 milyon euroya transfer edilmişsiniz. Çok yüksek bir rakam. Herkes sizden yararlanmak ister. Yok, sizi... Yararlandılar ama bir dönemden sonra başka bir oyuncuların yolunu açmak istediler. Ki ben o çocuk da çok iyi bir çocuk. İyi bir oyuncu ama ben çok özür kıyaslamam yani kalite olarak. Orada bana haksızlık kendisi yaptığını söyledi zaten de. Mesela şöyle düşünün. Şampiyonlar Ligi maçı oynayacağız. İşte Real Madrid'de veya Juventus'ta. Bana diyorsun ki bu maçlarda sen oynayacaksın. Geliyorsun oynamıyorsun. Nasıl açıklama yapıyordu peki? O açıklamasını bırakmıyordum zaten. Hocam siz yalancısınız diyordum. O da bundan rahatsız oluyordu yani. Fatih Tekke. Tarzı evet. Fatih Tekke ne? Tarzı. Sıkıntı yarattı mı hocam bu size? Kariyerinizde daha iyi, daha sonra yüksek. Aslında bu kabalık oluyor da. Net gibi gözüküyor ama kabalık olduğunu tabii şimdi daha net anlıyorsun. Çünkü onun sonrasında adamla karşı karşıya geldiğimiz beni ağırladığı dönemler var Hollanda'da. Adama mahcup oluyorsun. Bir daha özür dilemek zorunda kalıyorsun. Ki Türkiye'de çalıştığım hocalarımdan da keza aynı. Her bir çalıştığımda şimdi hocalık yapıyorum ya. Hepinizden özür dilerim diyorum. Ellerinizi ayaklarını öperim diyorum. Çok hata yapmışız diyorum. Bana sorsan hep haklıyım. Yani şu anda da haklıydım ama öyle değil yani. Daha doğru cümlelerle, daha doğru tepkilerle aynı manayı, aynı tepkiyi verebilirsiniz. Ama şimdi düşünemiyorsun tabii o dönem. Şimdi ben yine Trabzon'a getirmeye çalışacağım. Fatih Tekke'yi bu sefer Zenit'ten getirmeye, St. Petersburg'dan getirmeye çalışıyorum. O dönem Fatih Tekke, Rubin Kazan macerası var kısa bir dönem. Evet. Ardından yine Fatih Tekke, yine transfer sezonu. 23 Temmuz 2010 Express Spor'da bir gazete haberi. Fatih Tekke için yürüdüler şeklinde. Trabzonspor taraftarı ısrarla Fatih Tekke'yi yeniden bordo mavili formayla görmek istiyor. Ama Fatih Tekke başka bir takımın yolunu tutuyor. Neden? Altyapısından yetişmiş, olağanüstü iyi sezonları var. Yine Fatih Tekke Trabzon'a dönemiyor. Ya şu total hikayenin hepsinde ben de bunu yani biraz zekam, aklım var ise ki var diye düşünüyorum. Ya kendimi ifade edememişim yani bu net. Ve bunun için hiç çaba sarf etmedim. Etmeyeceğim de. Onu da söyleyeyim. Etmeyeceğim de. Edemediğimden dolayı bazı şeyler gerçekleşemedi. Fakat bana karşı yapılan veya bana karşı tutum sergileyen kişiler birçoğu etkin rolde olanların birçoğu beraber oturup iki çay içtiğim insan değil. Bir çay içtiğim insan değil. Hiç görmediğim insanlara belki bir kere merhaba dediğim insanlara. Benimle ilgili hiçbir fikri yok ama dışarıdan birilerinin söylenmesiyle beraber kafasında bir... O geçmişindeki karanlık veya öcü neyse o yanlış Fatih'i değerlendirerek de hep tutumları farklı oldu. Yoksa benim Trabzonspor'a dönmem lazımdı yani. En son en azından bir maç olsa bile o formayı giymem lazımdı. Ya yani giymem lazımdı onu. Trabzonspor'da bırakmak evet, isterdiniz herhalde. Onu yani kendi adıma bunu hak edip hak etmemi bilmiyorum ama ben bunu isterdim, çok isterdim. Bunu Ham abiye de sorsanız bence o da çok isterdi. Biz buranın çocuklarıyız. Yani şu fotoğrafta mesela biz kendimizi görüyoruz. Başka bir şey görmüyoruz yani. En çok Trabzonspor'da kimi severdiniz siz? Orhan yani Çıkırcı. Şöyle çok... Onun da ilginç bir benzerlik belki Orhan Çıkırcı'nda bir İzlanda maçında ayağı kırılmıştı. O da o sakatlığı yaşamamış olsa genç değildi, çok genç değildi ama çok farklı noktalarda olabilirdi belki. Trabzonspor açısından da öyle bir paralellik abi, de var kariyerde. Buradan kızdırmayayım da Orhan abi hep kızdırıyorum ben ama Orhan abi bizim artık benim için bir abi gibi yani benim 3 abim, 4 abim var dersen bir tanesi Orhan abidir. Çocukken idolünüz kimdi Trabzonspor'da? Vallahi ben idol olarak değil de
Hami abiyi çok beğenirdim. Sergen'i çok beğenirdim. Tugay abiyi çok beğenirdim. O gün Temizkanoğlu büyük futbolcuydu. Oğuz Çetin, Oğuz Hoca çok büyük oyuncuydu bana göre. Ben daha çok böyle teknik, klas oyuncuları çok beğenirdim. O dönemde aklımda kalan, yani onları şu an parayla alman mümkün değil ya. Şu Oğuz dönem. Çetin'le birlikte oynamak ister miydiniz? Oğuz Hocam çok büyük oyuncuydu. Büyük oyuncuydu. Buradan yani. Lafı nereye getirmek istiyorum? Nereye? Fenerbahçe'de oynar mıydınız? Ya şöyle, şimdi benim bu cümlelerim bazen bir taraftan olumlu karşılanırken bir taraftan olumsuz karşılanıyor. Ben insanların baktığı gibi bakmam. Ben futbolu seviyorum. Türkiye'de bütün takımları, futbolu sevdiğimi seviyorum. Ama Fenerbahçe ile bizim kendi aramızda oynadığımız maçlarda sırf Fenerbahçe olduğundan dolayı, bize haksızlık yapıldığından onlara bakış açımız farklıymış gibi gözükür. Ben öyle bakmam açıkçası. Orada da sevdiğim çok oyuncu vardı. Fenerbahçe'de oynar mıydım? İşte bu soru zor bir soru. Aslında bunu bir dönem Zenit'te mesela Fenerbahçe istediğinde evet demiştim. Yani bunu insanlar birçoğu bilmez. Evet demiştim. Ülkeye dönmek için. Yani o an hangi psikoloji dedim bilmiyorum ama demiştim yani. Peki iyi ki de olmuş mu, iyi ki de olmamış mı diyorsunuz? İyi ki de olmamış. Ya bu yanlış bir şey anlaşılmasın. Ben Fenerbahçe'de diyelim 10 sene de oynadım, ben Trabzonsporluyum. Yani Trabzonsporlu olduğum her yerde söyledim zaten. Bunu buradan bir daha aman bak ne kadar Trabzonsporluymuş falan demeye gerek yok. Öyle bir şeye ihtiyacım yok. Benim ne olduğum belli zaten de. Beşiktaş'ta olay 1 Kasım 2010. Schuster soyunma odasının önünde Sivas sporlularla görüşen Fatih'e bir cümleyle bağırıyor. Çok lakayt davranıyorsun tepkisini gösterdi. Çıldıran Fatih tekkesi Alman hocanın üzerine yürüyüp 33 yaşındayım bana kimse küfür edemez dedi ve kafa atmak istedi. Habertürk Kartal Yiğit. Bu olay yaşandı mı? Bunu yazan kim, ona sormak lazım. Kartal Yiğit, Habertürk. Habertürk gazetesi. Yalan yazmış. Değil. Niye hakkınızda bu kadar çok spekülasyon var? Onlara sormak lazım. O Beşiktaş'tayken bazı gazeteciler var. Onlardan birkaç tanesinin ismini biliyorum ama söylemeyeceğim burada. Özellikle yalan haberi çok seviyorlardı onlar. Özellikle nedenini bilmiyorum. İşte Fatih Cuma namazına gitti de idmana gitmemiş falan. Böyle kafalarından uydurdukları birçok şey vardı. Yok Bursa Spor'la görüşmüş. Beşiktaş Bursa Spor'la problemli ya. Evet. Alakası yok. Alakası yok. Yaşanan hadisenin aslını ben anlatayım bu kadar. 78. dakika oyuna sokuyor beni. Bir hafta, 2 ay antrenman yapmamış bir oyuncu. Kayseri'de 30 dakika oynatıyor. 3 gün sonra kupa maçı, 60 dakika. Ben ısınırken ayaklarıma kramp giriyor. Sonrasında bu maç. Bunların hepsi totali 10 gün içerisinde oluyor. 12 dakika falan oynadım. Büyük ihtimalle bana kızdığı şey, stoperlerden bir tanesi topla çıkarken karşıladım. Fake attı, geçti beni. O pozisyon gitti, direkten döndü. Maç 2-1 kazandık Beşiktaş olarak. Ben de şimdi hani yavaş yavaş antrenman yapıyorum, yavaş yavaş oynamaya başladım ya. Bu arada bir pozisyon var, Nihat Kahveci boş kaleye çıkarsa atacağım, o iş olmayacaktı. Nihat'ı da buradan sevgiler. Kulübe soyunma odasına girdim, hemen sağdaydı hocanın odası. Girdim, çağırdı durup dururken, İspanyolca anlamıyorum ama İngilizce anlıyorum. Küfür ediyor. Ben şaşırdım. Ben de tercümanı ne yaptım ki, bana niye böyle davranıyorsun dedim. Bana neler yani şu an burada gösteremem. Yani yüz yüze geliyor bana, face of face böyle. Tahrik ediyor beni. Yani normalde ben onu ıskalamazdım ama yani ıskaladık. Yani o dediği şeyi yapmadım yani. İstesem yapardım yani öyle bir... Keşke yapsaydım. Kafa atsaydım. Keşke yapsaydım. Schuster'e yapsaydım, evet. Güzel olurdu yani. Çünkü o dönem hem Beşiktaş'a hem bana yani bu kadar saygısızca davranamazsınız. Büyük isim olabilirsin, insan olacaksın. En çok sinirlendiğiniz an bu an mı kariyerinizde? Şu an bile kızdım yani şu an şuradan ve yönetim, o dönemin yönetimi. Tamam boş ver. Boş verelim. Beşiktaş'ın ardından Ankara Gücü, Ordu Spor. Hata mıydı iki kulüp? Bırakmak mı gerekiyordu Beşiktaş'tan sonra?
Yani çünkü normalde Rusya'dan dönmemek gerekiyordu. Yani orada zaten ben futbolu orada da bırakmıştım zaten. Ama Beşiktaş'a geldiğimde gerçekten bir heyecanım şöyle oldu. Ya burada tekrar bir şeyler yapabilirim. Çünkü o döndüğüm dönem 33 yaşı en olgun yaş ve olaya biraz daha farklı, daha profesyonelce bakıyorsun. Çalışıyorsun, çabalıyorsun. Çok ekstra çalışma ama sakatlık da bırakmadı tabii. Biraz zamana ihtiyacım vardı ama tabii burada insan olan birine ihtiyacım vardı. O insanla karşılaşamadık. Schuster'le karşılaştık. Dolayısıyla oradan sonra da tabii kırılma Ankara Gücü. Ankara Gücü'nde aslında iyi bir tecrübe oldu. Sonrasında Ordu gidilmemesi gereken bir takımdı. Hem yönetimsel olarak, yani yönetimsel olarak söylüyorum. Sonrasında zaten bıraktım. Kariyerinizde çalıştığınız en insan teknik direktör kimdi? En iyi kim anladı sizi? Vallahi ya şöyle söyleyeyim, ben problem yaşadığım işte Schuster. Başka da problem yaşadığım yok ki. Yani ufak tefek, yani bir ailenin içerisinde ufak tefek problemler. Mesela Ziya Hoca'yı çok severim. Ya Ziya Hoca'yla da yaşadığımız oldu yani. Bu gayet doğal bir şey. Ben de antrenörlük yapıyorum. Oyuncum benimle bir sürtüşmeye girmesi veya bir şey tartışma yaşaması gayet doğal. Çünkü her gün berabersin. Bu gayet doğal bir şey yani. Bu işin içerisinde var ama o insan değil ya. Ben başka bir şeyden bahsediyorum yani. Benim anlattığım başka bir şey yani. Yani bırak oyuncuna, bir insana yapacağın şey tepki ve tarz olmamalı yani. Onun çok dışında bir hareketti o, onun yaptığı şey. Çok büyük bir saygısızlıktı. Hocam şimdi milli takım kariyerinizi tabii ki es geçmedik ama kronolojiyi bir kırdık. Yeniden başa saracağız tarih olarak. Önümdeki akıştan. 9 Ekim 2004'e gidelim. Maçta 56. dakika. Necati yerde karar penaltı. Fatih Morev 3. gole izin vermiyor. Maçta 88. dakika. Penaltı noktası üzerinde topla buluşan Tuncay, kaleciden seken topu tamamlayan Fatih oluyor. Morev ilk pozisyonda başarılı ama Fatih 3. gole imza atıyor. Bu aynı zamanda milli takımın tarihindeki 500. golü ve 1 dakika sonrasında sahnede yine Fatih var. 4-0. Fatih son 2 dakikada 2 gol atıyor. Durum 4-0 oluyor. Milli takımımız Kazakistan'ı 4-0'lık skorla geçiyor. Milli takım tarihindeki 500. gol. Bazı goller böyle rakamsal olarak, manevi olarak anlam ifade ediyor. En anlamlı golünüz hangisi? Ama bu golü Tuncay'a yazmamız lazım. Normalde içeri giriyormuş o. Orada vurulur hocam. Yok o. Yani yuvarlanıyor ama. Tabii penaltı kaçırdım ya. Tuncay da oradan beni şey yapabilir, affedebilir. Penaltı kaçırdım, gol atması lazım diye vurdum. Ama anlamış olabilir. En anlamlı gol. Ya da golleri anlam yüklüyor musunuz? Birçoğunu hatırlamıyorum ki ben. Birçoğunu hatırlamıyorsunuz. Peki şimdi teknik direktörlerle problem yaşamadım dediniz. 15 Kasım 2008 Hürriyet Gazetesi. Yine mi yaşamış? Fatih Tekke'nin sonunu getiren şaka. Malta maçının devre arası terim soyunma odasına kolunda kaptanlık pazu bandı ile geliyor. Biri seni yıllarca o bantla seyrettik deyince Tekke espriyi patlatıyor. Nerede? Halı sahada mı? Bu olay yaşandı mı? Euro 2008 elemeleri Malta maçı devre arasıymış. Yaşandı mı hocam böyle bir olay? Yaş. Çünkü sizin kariyeriniz yeteneğinizle, milli takım kariyeriniz yeteneğinizle ters orantılı. Sadece 25 maç. Çok az milli takımda yeteneğinize göre forma giymiş. Ya bu yaşandı ama bu mesela bunu anlattığınızdan bu hikayenin sonunda ben şu an baktığımda benim yaptığım tamamıyla bir saygısızlık oluyor. Anladın mı? Çünkü bir büyüğüne böyle konuşmamalısın ama orada bir espriydi bu. Espriydi. Aslında o hikayenin içerisinde hatalı bir kişi var. Bunu o kişi kimse konuşmuyor. Önemli değil, isim vermeyeceğim. Orada çünkü Fatih Hoca antrenörün başlangıcında, bu net söyleyeyim burada yani. Başlangıcında bana yardım eden tek insan. Tek. Evet. Trabzonspor camiasından. Oyunculuğumla falan milli takıma birileri aldı ben almadı. Orada da bir sürü eksikleri var. Bunun içerisinde Fatih Hoca'ya da katabilirim ama konu içerisinde şimdi sanki Fatih Hoca'ya saygısızlığı böyle bir gülme konusu yapmak istersen bu saygısızlık olur. Benim için de hoş olmaz. Bunu kendime de yakıştırmam. Böyle bir şey yok. Bu da sadece bir espriydi, şakaydı. Ama o şakanın oluşmasında
biri var, o ismi vermeyeceğim yani. Orada Fatih Hoca'ya o sözleri söyleyen biri var. O da bir şaka yani. O da eğleniyorduk orada. Öyle güldük çıktık zaten. Sonrasında bu olay etkiledi mi kariyerinizi, milli takım kariyerinizi? Vallahi bilmiyorum ki. Fatih Hoca bu olaya takılı kalmış olabilir mi? Çünkü bir Euro 2008 elemelerinde bir maçta, Malta maçında forma giydikten sonra o efsanevi başarının parçası olamıyorsunuz finallerde. Vallahi o kampı da hatırlıyorum. Orada bana sadece sakatlanma diyorlardı. Başka hiçbir şey düşünme. Ama buradan onu söyleyeyim madem söylediniz. Yanılmıyorsam bana kızdıkları bir nokta olabilir. Şansal Büyük'a gel konuş demişti. Ben televizyonlara o gün nasıl gittiysek gittik, konuştuk. Orada şöyle bir ifade kullanmıştım. Bir gün gelsinler de bir St. Petersburg'a beni bir görsünler, ziyaretime gelsinler. Yani gelsinler maçımızı izlesinler anlamında. Belki ona kırılmış olabilir, kızmış olabilirler. Neticesinde sadece o dönem değil. Yani ondan önce Şenol Hoca'nın hoca olduğu dönemde çok daha fazla hak etmiştim ben. Ya ben bence her dönem hak ettim amir takım ama hep nedense bu tarz hep bir şeyler sebep olarak. Çünkü dedim ya kendimizi ifade ederken de belki doğallığımız bu böyledir. Bu herhalde değil, akıllı bir şey değil yani. Ben akıllı bir insanım. Yani yaptığım saygısızlıkta bir hata varsa özür de dilerim. Yani buradan bunu biri saygısızlık olarak da algılarsa da özür dilerim. Buna üzülürüm çünkü yani insanları üzmek asla istediğim bir şey değil. Ama hatalar olmuş. Milli takıma hak edildiğim dönemler, hak edildiğim anlar çok olmuştur. Oynamam gereken maçlar olmuştur. Ha şunu da söyleyeyim. Milli takımda bulunmak istemediğim anlar da bulunmuştur. Bundan ne söyleyeyim? Neden? Çünkü orada yabancı gibisin. Milliyetçi. Bizim gibi milliyetçi işte ama o dönemin şartlarında öyle durum vardı ki ya milli takım. Evet milli takım da bu. Biz her şeyimizi zor. Hangi dönemde bulunmak istediniz? Ya bu bahsettiğiniz. İlk bizim her gittiğimizde. Teknik adamlarla bağlantılı mı yoksa kadronun yapısıyla? Ya şöyle düşünsene. Ya, odada tek başınasın, sana kimse merhaba demiyor ya. Niye demiyor? Anca takımında, hatta takımındakiler de gerçi onlar da demiyorlardı da ilk başlarda. Yani nereye geldiğin belli değil. Ya öyle sizin dışarıdan gördüğünüz gibi değil yani. Ben bazen açık söyleyeyim yani bazen sakatlık için dua ederdim ya. Milli takıma çağrılırdım, sakatlanayım derdim. Birçok maçta da mesela cuma günü açıklanırdı. Cumartesi maçımız oldu pazar günü veya. Birçok maçta da öyle sakatlandım yani. Gerçekten mi sakatlandınız yoksa? Evet evet gerçekten. Sakatım mı dediniz? Yok. Gerçekten sakatlandım. Milli takıma da gitmediniz ve mutlu oldunuz. Ay gittim. Gittim ama sakatlığımdan dolayı döndüm. Çok oldu öyle. Orada bir şey dönemi çok iyiydi bizim için. Benim için açıkçası. Tam o zaman böyle kulüp daha yaşlarımız yavaş yavaş gelmeye başladı. Ersun Hoca dönemi. O dönemden sonra çok çok daha iyiydik. Daha rahattık. Enteresan. Evet. Buradan şimdi teknik direktörlük kariyeri. Fatih Tekke diyor ki Haber 61 28 Temmuz 2021'de bir söyleşi Tuncay Lakot'la yapıyorsunuz. Bir gün burada yani Trabzon'da Şampiyonlar Ligi finali oynarsam kendimi başarılı bulurum. Ne zaman Trabzonspor teknik direktörü olacaksınız? Benim işim çok zor. Ama zorları seviyorum. Çok zor. Trabzonspor'da ne zaman hoca olacağım? İnsanlar bunu bana çok soruyorlar. Taraftarımız bunu çok arzu ediyor. Ama bir şeyler de görmeleri lazım. Görmek istedikleri şey tabela. Ülkede bunu sağlamak için belli bir zamana ihtiyacınız var. Veya iyi bir koşullara ihtiyacınız var. Onun oluşması için de neler geçerli herkes biliyor. Benim tarzım değil. Dolayısıyla benim işim kolay değil ama zora talibim yani. Trabzonspor teknik direktörü oldunuz. Bugün, yarın ilk ne yaparsınız? Şu an mı? Evet. Ne yaparım? Vakameyi dondururum. Öyle bir oyuncu bir daha zor bulurum. Ne yaparım?
Ya ben hayatımın her anında kendim gibi davranmayı seçtim. Bunun eksik tarafları var tabii ki. Doğru tarafları bazılarına göre var, bazılarına göre yok. Ben yine kendim gibi davranmayı seçiyorum. Yine da kendim gibi davranmayı seçerdim. Ama Trabzonspor'da şu an olsam ne yapardım? Gülerdim herhalde. Ne yapardım? Zor soru. Sosyal medyadan birkaç yansıma aldım. Bazen diyorum ki Fatih Tekke keşke Trabzonlu veya Trabzonsporlu olmasaydı da ona yapılan bu haksızlıklar yapılmasaydı. Bugün bir milli takım efsanesi olarak anılabiliyor olsaydı keşke. 29 Mart 2000'de girilmiş bir mesaj bu internet ortamına, sözlüğe. 29 Mart 2000'de de şu anda konuştuğumuz aynı nokta konuşuluyor. Hami Mandıralı da bunu programda dile getirmişti. Aslında ben bu soruyu sordum. En çok bu engellenme duygusunu ne zaman hissettiniz hocam? Bir insanın kendi adına konuşması kolay bir şey değil ama şöyle bir tanım yaparsam bu daha rahatlatıcı olabilir, daha benim için kolay olabilir. İnsanların yeteneklerini kendileri oluşturmazlar. Bunlara inandığımız, benim inandığım, Allah bunları lütfediyor kişiye. Dolayısıyla bize yetenek çok fazlasıyla bence lütfetmişti fakat biz bunları birçoğunu kullanamadık. Bu arada Türkiye'yi yorumlarken de tüm az önceki hikayeyi yorumlarken de 10 yetenekli 5'ini kullanmış bir Fatih diyebilirim ama sistemin içerisinde, kamuoyunun içerisinde bir yetenekli her zaman 5 yetenekli Fatih hep geçitilmiş bir oyunun içerisinde, sahanın içerisinde oynanmış bir futbol hayatı diyeyim. Ya bu yorumu bu kadar yapabilirim. Bir fotoğraf var. Bir pankart. Bakalım Fatih Sultan Tekke. Türk futbolunda lakaplar biraz sınırlı aslında. Sığ yüzüyoruz yani. Birçok kral, birçok imparator var. Ama bu çok yaratıcı bir lakap. Fatih Sultan Tekke lakabı size ne hissettiriyor? Ya benim haddime değil tabii onu... Bu maçın hangi maçta olduğunu da biliyorum ama o insanlar çok önemli insanlar, değerli insanlar, önemli değil, değerli insanlar. Biz onlara tırnağı olamayız. O mümkün değil ama bu bir gönüllerinde böyle bir şey, sevgilerini yansıtabilecek böyle bir şey bulmaları tabii benim için çok özel bir şey. Çünkü dediğiniz gibi birçok oyuncuya imparator, kral söylendi. Ama. Hatta bunu Rusya'ya bile bu şey Rusya'da bile bunu gördüm. Çok çok duygulanmıştım. Ya bu sadece ben futboldaki performansla alakalı olduğunu düşünmüyorum. Net söyleyeyim. Genel duruşla mı alakalı diyorsunuz? Ya ben şehrimi biraz tanıyorsam, şehrimin insanı biraz tanıyorsam bu sadece performansla alakalı bir şey değil. Peki hiç tabii ki 1453'te İstanbul bir kez fethedildi ama siz İstanbul'u fethettim gibi hissettiğiniz olduğu bir maç var mı? Yok. Bir şampiyonluğun eksik olması Fatih Tekke'nin Trabzonspor macerasında büyük bir eksik mi? Evet. Maalesef öyle. Yani UEFA kupası önemli bir şey. Yani her zaman alınmıyorsunuz ve süper kupa. Ama hiçbir olmasaydı bir oynadığım dönemden bahsediyorum. Antrenör olarak şu an böyle düşünmüyorum tabii de. Ama bir Trabzonspor'la o kupayı kaldırmış olsaydım keşke. Ya benim için o anlamın çerçevesi çok geniş. Orada anlatmam gereken gülmem ve ağlamam gereken çok şey var orada yani o herkesle paylaşamayacağım. Sadece kendimle paylaştığım anlar var, duygular var. O bambaşka bir şey. Bu bir şey yani bu birine anlatmak istediğim bir şey değil yani. O yaşadığım bir şey. O yaşadığım anlar bende iz bırakan anlar var yani. Dolayısıyla Trabzonspor'da şampiyon oyuncu olarak şampiyon olmak benim için çok değerliydi. Nasip olmadı belki. Daha iyi güzel şeyler, teknik adam olarak daha işte söylediğim Şampiyonlar Ligi gibi böyle daha böyle iz bırakabilecek, bunu telafi edebilecek şeyler belki nasip olur bilmiyorum.
kırılma anında Fatih Sultan Tekke ile beraberiz. Hocam kısa sorular soracağım, kısa cevaplar rica ediyorum. En büyük pişmanlığınız? Rusya'ya gitmek. Biraz önce de Rusya'dan dönmeseydim dediniz. Öyle mi dedim? Evet. Bak karıştırıyorum işte. Avni Aker stadı sizin için ne ifade ediyor? Cesaret. Gökdeniz mi, Arşavin mi? İkisi de farklı ama Arşavin biraz daha önde. Birlikte oynadığınız en iyi futbolcu? Çok var. Hami, Gökdeniz, Arşavin, Sergen abi, Tugay, bir sürü var. O gün abi, bir sürü var. Birlikte oynadığınız en güvenilir futbolcu? Güvenilir. Evet. Gene çok var ya. Şimdi bu Ramazan Tunç, Volkan Bekiroğlu. Çalıştığınız en iyi kaptan? Çalıştım en iyi kaptan. Evet, en iyi takım kaptanı kariyerinizde. Dur düşüneyim. Ünal abi. Bana kendinizden iyi bir golcü söyleyin. Ben iyi golcü değildim ki. Aslında çok espri yapmıyorsunuz da bu güzel bir espri oldu. Futbol hayatınızda hangi ana geri dönmek istersiniz? Hangi ana? Ana. Evet. Ya bu anortosis maçı var işte, içeride oynadığımız. Elendik ona. Bir adam kazanmamıza rağmen. İsmini unuttum. O bana maç öncesi bir şey söylemiş. Hep her yerde de anlatıyorum onu. Çok etkilemiş beni demek ki. Eğer bu maç elenirseniz Trabzonspor sevgimi çocuğumla beraber Avni Aker'e gömeceğim demişti. Hep bu kafamda o var. Keşke anortosis maçı. İki kişiyi kaybetmeseydik. İnşallah da adam dediğini yapmamıştır. Geç Trabzon'u kesin yapmamıştır herhalde. Sizi en iyi tanımlayan sıfat? Ya başkaları başka bir şey söyleyebilir belki ama bilmiyorum. Hemen bir şey söyleyemem. Necip Fazıl'ın en sevdiğiniz şiiri? Necip Fazıl'ın sevmediğim şiiri yok. Bir mısrası. İlk gelen. İlk gelen. Ya şey olarak, başlık olarak aynalar olsun, şey olsun yani. Bir maçın skorunu değiştirme hakkınız olsa hangi maç olurdu? Fener 2-2. Burada bir yine penaltının verilmediği. Hakem bizi mahvetti orada. Penaltının verilmediği. Bu maç bizim hakkımızdı yani herkes. Ya Fenerliler de, Fenerbahçeliler de, oyuncular, hatta onlar da bizim hakkımızdı. Orada çok hakkımız gitti de. O maçı 2-2'lik maç. Sizi en çok ne sinirlendirir? Yalan. En son ne zaman ve niçin ağladınız? Allah Allah. En son ne zaman ve niçin ağladım? Ya bunu da söylemeyeyim ya. Peki. Programın sonuna geldik. Fatih Tekke, çok teşekkürler. Kırılma anından bu haftalık bu kadar. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın.